Kitap dolu bir günden herkese merhaba efendim. Ne haber? Nasılsınız? Umarım keyifli zaman geçiriyorsunuzdur. Bu videoda Eylül ayında okuduklarımdan bahsedeceğim. Aslında bu ayda çok fazla kitap okumadım fakat her ayda olduğu gibi nitelikli kitaplar okumaya özen gösterdim. Ve bir de keyifli zaman geçirmek benim açımdan daha iyiydi. Aslında sizin fazla zamanınızı almak istemiyorum. Haydi kitaplara geçelim. İlk kitabımız aslında Modern Klasikler dizisinin 85. kitabı olan İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'nda Kısa Öykünün Büyük Kısaları adlı kitap. Aslında bu kitabın hazırlayanı ve çevireni de Celal Üster. Şöyle göstereyim. Kitabın sayfa sayısı 181 ve yayın evi ise İş Bankası Yayınları. Bu kitapta tam tamına 20 tane öykü bulunuyor. Aslında tüm bu öyküler Celal Üster'in üniversite yaşamından çevirmenlik yaşamına kadar beğendiği öyküleri bir araya getirdiği bir kitap. Şöyle ki aslında biz bunları ön sözünde okuyoruz ve Celal Üster de beğendiği tüm öyküleri hem hocalarından hem de kendisinin beğendiği öyküleri bir araya getirdiğini söylüyor. Şöyle ki aslında tüm öyküler çok güzel. Fakat yine her kitapta olduğu gibi bazı öyküler sizlere daha çok yakın geliyor. Ve benim de sevdiğim öyküler oldu. Şöyle ki kitaba başladığım zaman benim karşıma çıkan ilk öykü Harp Mahalli adlı öykü. Bu öykü aslında kitaba devam etmeme, hatta ikinci, üçüncü öykü derken kitabın sonunu getirmeme neden oldu. Aslında bu öyküde o kadar çok güzel mesaj var ki. Hatta size bu öyküden bahsetmek istiyorum. Ama bu videoda bu kitaptan çok fazla detaylı olarak bahsetmeyeceğim. Başka bir videonun konusu olacak bu. Neyse. Harp Mahalli adlı öyküden bahsetmek istiyorum. Bunun yazarı Oliver Goldsmith. Aslında Goldsmith'in daha önce duyduğum ancak hiçbir şekilde bir kitabını veya öyküsünü okuduğumu hatırlamıyorum. Goldsmith bu öyküsünde şunları anlatıyor. Bir gün bir beyefendi çocukluğundan itibaren tanıdığı bir delikanlıyla karşılaşıyor. Fakat bu karşılaşma biraz kötü. Çünkü genç delikanlı engelli bir durumda, bir de maalesef dilencilik yapıyor. Şöyle ki genç delikanlıyla kısa bir sohbet ediyorlar fakat tam bu sohbet sırasında beyefendi başlarına giren olayın nasıl olduğunu ve nasıl bu duruma düştüğünü soruyor. Ve biz bu öyküde de delikanlı nasıl böyle bir duruma düştüğünü okuyoruz. Açıkçası bu öyküde yürek burkan taraf ise delikanlının başına ne gelirse gelsin her türlü olayda belki benden daha kötüsü vardı diyerek yaşamına tutulmaya çalışmasıdır. Aslında ben bu kısmı çok beğendim çünkü insanoğlu zaten yaşam boyunca hep bir mücadele halindedir. Aslında delikanlı bir savaşa katılıyor ve savaşa katıldıktan bir müddet sonra evine geri dönüyor. Fakat delikanlı eve döndükten sonra yol kısmında yani o süreçte eve dönerken başında talihsiz bir olay geliyor ve kendisi engelli durumuna düşüyor. Fakat bunu tabii ki de uzun bir şekilde anlatıyor. Ben size biraz kısa bir şekilde anlatıyorum ki hemen hemen diğer kitaplara da geçebilelim. Aslında şöyle delikanlının asıl burada insanlara söylemek istediği şey şu. Evet belki hayatımda çok fazla olumsuzlukla karşılaştım. Çocukluğumda hem annemi hem de babamı kaybettim. Ve birçok ırktan olduğum için yani daha doğrusu ırkım tam olarak belli olmadığı için de herhangi bir yerde kabul edilemedim. Bunları söylüyor. Ve şunu söylüyor. Eğer tüm bunları yaşamasaydım belki bugünkü ben olmazdım. Gerçekten bu öykü o kadar derinlemesine ki. Delikanlının burada okuyucuya verdiği mesaj çok güzeldi. Sizlere tavsiyem mutlaka bu kitabı elinize alıp okuyun. Diğer öyküler de aslında güzel ve hatta sizlere birkaç tane öykünün ismini de söylemek istiyorum. Örneğin Edgar Allan Poe'nin kaleminden Gammaz Yürek adlı öykü. Tabii ki de Edgar Allan Poe yine beni şaşırtmadı bu öyküsünde de. Hep okuyucuya acaba şu şekilde mi bitti yoksa yazar bunu kastetti mi kastetmedi mi? Yani açık uçlu bitirmeyi daha çok tercih ediyor. Bir sonraki öykü de Herman Melville'nin kaleminden Daniel Arme adlı öykü. O öykü de güzeldi bence. Bülbül ile Gül, Oscar Wilde. Gerçekten bu öykü çok yürek yakıyordu. Neden diye soracak olursanız bir delikanlının aşk acısı çekerken bir bülbülün onu seyretmesini ve ardından başına gelen olayları okuyoruz. Sizlere tavsiyem mutlaka ama mutlaka bu kitabı alıp okuyun. Tabii ki de bu ay Sherlock Holmes okumasam olmazdı. Sir Arthur Conan Doyle'nin kaleminden Suç Detayda Saklıdır adlı kitap. Şöyle göstereyim. Bu kitap bir dedektiflik romanı bildiğiniz üzere. Kitabın sayfa sayısı 351. Aslında bu kitap tam tamına 11 vakanın bir araya geldiği bir kitap. Yani her sayfada farklı bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Aslında bu kitap Akıl Oyunlarının Gölgesinde adlı kitaptan bir sonraki kitap. Yani 3. kitap. Şöyle ki 4 kitaptan oluşan bir serinin 3. kitabı oluyor. Ben bu kitapta bazı vakaların sonunu tahmin edebildim. Bazılarını da tabii ki tahmin edemedim.
Ama en çok beğendiğim vakalardan bahsedecek olursam, beğendiğim vakalar Gümüş Şimşek, Sarı Surat, Albay'ın Ölümü, Kayıp Antlaşma, Son Vaka adlı vakalar var. Sizlere beğendiğim ve hatta kitabı okumanız için bahsedeceğim bir tane vaka var. O da Gümüş Şimşek. Aslında kitabın başında biz neden böyle anıldığını hemen anlıyoruz. Şöyle ki Sherlock Holmes ve arkadaşı Watson. Şöyle ki bu vakanın konusu Sherlock Holmes ile arkadaşı Watson'ın bir yolculuğa çıkmasıyla başlıyor. Aslında Sherlock Holmes her zaman gizemi sever. Ve Watson'a da pek fazla bir şeyler söylemeden hemen yola koyuluyorlar. Şöyle, aslında bir bölgede at yarışlarının yapıldığı bir bölgede birinin atı kayboluyor. Fakat bu çok gizemli bir şekilde kayboluyor. Sahibi ve yanılmıyorsam antrenör mü desem, bir anda ortadan kaybolup hem antrenörünün hem de sahibinin atın nerede olduğunu bilmemesi ve antrenörünün yaralı olarak etrafta olması durumu da var tabii ki de. Ancak tüm olaylar bu şekilde gibi gözükürken bir yandan da farklı bir boyutu da var. Gerçekten antrenör yaralandı ve ardından öldü gibi mi açıklanabilir, yoksa bu olayların arkasında farklı insanlar da mı var? Sherlock Holmes ile Watson aslında bu olayın peşinden gidiyorlar. Ve biz de onlara eşlik ediyoruz. Size fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü tabii ki de bu kitaptan da ayrı bir videoda bahsedeceğim. Ama dediğim gibi gerçekten ama gerçekten çok eğlenceli. Okurken sürükleyici olduğu için kitabı hemen bitirmek istiyorsunuz. Eğer bu kitabı okumak istiyorsanız ve kafanızı dağıtmak da istiyorsanız, eğer bu kitabı kafanızı dağıtmak amacıyla okumak istiyorsanız, bence her gün birer vaka okuyun ve bu sayede 11 günde bitirmiş olursunuz. Diğer kitapları da bir arada götürebilirsiniz. Evet, bir sonraki kitabımız aslında uzun zamandır okumak istediğim ve nihayetinde okuduğum bir kitaptı. Son kitabımız Osamu Dazai'nin kaleminden İnsanlığımı Yitirirken adlı kitap. Şöyle göstereyim. Kitabın sayfa sayısı 109. Kitabın çevirmeni Hüseyin Can Erkin. Kitap da Sel Yayınları tarafından basılmış. Aslında bu kitabı gerçekten ama gerçekten beğendim fakat sevdim diyebilir miyim? Orada bir ikileme düşerim. Kitap aslında lise çağında olan Yozu adlı bir karakterin dramını anlatıyor diyebilirim. Çünkü dram dememin sebebi Yozu karakterinin hayatını fazla dramlaştırmasının sebebidir. Yozu karakteri çevresi tarafından sevilmeyen birisi. Hem aile içinde hem de aile dışında. Ve Yozu şöyle düşünüyor. Eğer ben şaklabanlık yaparsam ailem beni sever ve çevrenin de sevgisini kazanmış olurum. Ve bunu yapıyor da. Ve sürekli olarak kitabın içerisinde bir şaklabanlık teması geçiyor. Bence sürekli olarak bunu belirtmesi rahatsız ediciydi. Çünkü ne zaman kitabı sayfasını çevirsem bir bakıyorum şaklabanlık hakkında konuşuyor. Ve şunu söyleyebilirim. Bence Yozu karakterinin asıl amacı farklıydı. Yani nasıl desin? Belki babasının imkanlarını kullanıp kendisine çok güzel bir hayat edinebilirdi. Ve kendisinin yeteneği de var. Bunu kullanabilirdi ama kullanmıyor. Yani bunu seçmiyor. Hem çevresinde hem de aile içinde sürekli olarak şaklabanlık yaparak onların sevgisini kazanmaya çalışıyor. Ama tabii ki de bu sevgisizlik içerisinde tabii ki de en büyük rolü olan baba rolü var. Ve Yozu karakteri de babasından çok fazla sevgi görmek istiyor. Haliyle yani haklı. Ancak belli bir yerde bir şeylerin dozunu kaçırması bence kitapta onu pek sevmeme neden oldu. Kitabı okuyanlar nasıl fark etti mi bilmiyorum ama Yozu karakterinin hiç annesinden bahsettiğini okumadım. Nedense yalnızca bir yerde bahsetti. Varsa yoksa babasından hep bahsetti. Bir kez olsun annesinin sevgisizliğinden veya verdiği sevgiden hiç bahsetmedi. Ve zaten bu kitapta çok büyük bir unsur. Tüm bunları geçiyorum. Aile içerisinde nedense sevgisizlik var olabilir. Ancak kendisi hiçbir zaman annesine veya babasına, abisine neden sevgi vermediğini de sormuyor. Bu da beni rahatsız ediyor. Tüm bunları geçtim. Yozu karakteri hiçbir şekilde ailesine neden sevgi vermediklerini sormuyor. En azından sorsaydın belki de öğrenebilirdin. Ancak hiç buna yeltenmiyor. Gerçekten kitap sevilebilecek mi onu bilmiyorum. Hani kendi tarafından söylüyorum bunu. Ama ben beğendim. Çünkü kitapta derinlemesine yani örtülü bir anlamda yazar bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Çünkü bildiğiniz üzere Yozu karakteri kendisi ailesiyle birlikte Japonya'da yaşıyorlar. Tüm bunları bir kenara bırakırsak bu kitabı sevip sevmem konusunda beni ikileme düşüren taraf da şuydu. Yozu karakterinin kadınlar hakkındaki düşüncesiydi. Örneğin kadınları sevip sevmesi belli değil. Yani daha doğrusu bence hiç sevmiyordu. Yalnızca kadınları kendi işlevi bakımından kullanıyordu. Yani ben bunu söylesem herhalde daha doğru olur. Çünkü nedense hep
hem kadınların duygularını sömürüyordu hem de kendisi açısından hep bir acındırma tarafında bulunuyordu. Sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Neyse, ben bu videoda sizlere Tamtam'ın 3 tane kitaptan bahsettim. Ve açıkçası bu 3 kitabı da okuyup değerlendirmenizi istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim butonuna tıklamayı unutmayın. Kitapla kalın, hoşça kalın.